Herkese merhaba, ismim Sercan Güzel. Bugün sizlere Seat Cupra'nın Creo 8 üzerindeki demosundan bahsedeceğim. Bu demo üzerinde Model Based Definition ve GD&T Advisory konularına değiniyor olacağız. Öncelikle modelimizi burada karşımıza açıyoruz. Modelimizi karşımıza getirdiğimiz andan itibaren burada View Manager içerisinde bulunan Display Combined Views'a karşımıza getiriyoruz. Bu kullanıcılıkla beraber alt tarafta tablarımız oluşuyor ve bu tablarımız içerisinde bir takım bilgiler yer alıyor. Bu tablarımız içerisinde özellikle Embedded tarafındaki Annotation sistemimizin görüntülenmesiyle beraber bir takım firmamıza ait standartları burada ekranda not olarak tanımlayabiliyoruz. Doğrudan burada başlıklara geçişler sağlayarak bakın burada her bir başlık için bilgiler yer alıyor. Doğrudan burada Design Signatures ile alakalı bilgiler yer alıyor. Burada malzeme bilgisiyle ilgili bilgiler yer alıyor. MBD ile ilgili notlar burada yer alıyor. Ve buradaki datum ölçülendirme ve geometrik semboller burada karşımıza geliyor. Burada en sonunda tabii biz de kendimiz yeni bir başlık oluşturacağız. Şimdi bu başlığı oluşturabilmek için Annotate başlığına geliyorum. Annotate başlığına gelmeden öncesinde çok kısaca MBD'ye de değinmiş olayım. Özellikle Model Based Definition diye bahsettiğimiz yapı teknik resim ihtiyacını olabildiğince burada azaltarak ölçü kayıplarının önüne geçerek model üzerinden ölçü tanımlaması gerçekleştirmeye imkan sağlayan aslında günümüz teknolojisinde önemli yere sahip bir kavram diyebiliriz. Burada bir çalışma kendimiz de gerçekleştiriyor olacağız. Yeni bir başlık oluşturuyorum burada. Yeni bir başlık oluşturduğum andan itibaren burada ismini giriyorum. Buraya kendime uygun bir isim burada belirtiyorum. Standardıma uygun. Standardıma uygun isim belirttikten sonrasında burada button başlığına geliyorum. Button başlığına geldikten sonrasında ben burada mutlaka ki ölçülendirme buna göre yapmam gerekiyor. Sonrasında gelip burada ilgili görünüşüme gelerek burada bir not tanımlaması yapacağım. Not tanımlaması için bakın yukarıda not alanı doğrudan karşınıza geliyor ve leader not ile beraber notumuzu buraya getiriyor olacağız. Ben buradaki yüzeyimi seçerek buraya not tanımlamamı gerçekleştireceğim. Eğer bunun oryantasyonu değiştirmek istiyorsam mutlaka ki bunun ayarlarına girebiliyor olmam gerekir. Change Orientation vasıtasıyla bunu gerçekleştirebiliyoruz. Burada flip dediğimiz andan itibaren doğrudan karşımıza geliyor. Okey dediğimiz andan itibaren bakın burada notumuz karşımıza gelmiş oluyor. Ve buradaki ayarları içerisinde burada referans tanımlamasını yaptıysak biz burada farklı referansları da sonradan gösterebiliyoruz. Doğrudan bakın semantik query adı altındaki başlık ile beraber referanslarımızın neye ait olduğunu da görebiliyoruz. Ve doğrudan biz bu geometri ile beraber yani bu not ölçüsüyle beraber burada referanslarını da gösterebiliyoruz. Bakın burada Surface Sets başlığı içerisinde Details'a geliyorum. Burada Add butonuna bastığım andan itibaren yüzeyi seçiyorum ve tek hamleyle burada ayırma yüzeylerini belirtebiliyorum. Bu da Creo'nun seçim mantığında olan bir yapı olarak karşımıza geliyor. Okey dediğim andan itibaren bakın okey diyorum ve sonrasında tekrardan semantik query ile ben bunu inceleyeceğimi söylüyorum ve burada doğrudan karşımıza geliyor. Şimdi bir sonraki not üzerinden bir çalışma yapacağım. Buradaki dilimin üzerine bir ölçülendirme yapacağım. Bunun için de Dimension'ı seçiyorum. Dimension'ı seçtiğim andan itibaren bakın burada doğrudan yüzey yapısını seçeceğimi söylüyorum. Select the surface dedikten sonrasında bakın burada yüzeyimi seçiyorum. Hatta burada front yapıda olacağını da söylemem gerekiyor. Şöyle hemen bir düzeltme yapalım. Front dedikten sonrasında bakın burada tekrardan bir ölçülendirme yapıyorum. Sonrasında geliyorum. Diameter olarak bunu belirtiyorum. Çap bilgisini girdikten sonrasında tabii ki düzenlemelerimi yapmam gerekiyor. Hemen burada önden bir ayarlama yapıyorum. Ön bir ekliyorum. Ve sonrasında burada noktadan sonraki gelecek hane sayısını burada belirliyorum. Eğer tolerans ekleyeceksem toleransı burada ekleyebilirim. Simetrik toleransı bakın 0.02 şeklinde tamamen mümkün olabiliyor. Sonrasında tabii ki bu anlamsal referansları tekrardan burada göstermem gerekiyor. Çünkü ben bunu birçok noktada kullanacağım. Eğer ben buradaki ölçümü seçersem burada referans vasıtasıyla burada ikinci
üçüncü ve dördüncü yüzeylerimi burada seçebiliyorum. OK dediğim andan itibaren, bakın buraya eklemelerimi yaptım. Doğrudan, hatta burada semantik query vasıtasıyla referanslarımı da görebiliyorum. Sonrasında burada geometrik toransandırma ekleyeceğim ölçüm üzerine. Bakın burada ölçümün altına geometrik toransı ekledim. Burada gerekli tanımlamalarımı yapacağım. Burada diklik olacağını söylüyorum. Diklik olacağını söylediğim andan itibaren buradaki ölçüm 0.1 olarak kalıyor. Buradaki malzeme koşulu da, hatta bunu 0.2'ye çıkartabiliriz bu noktada. Burada sadece A datumuna göre bu işi yapacağımızı söylüyoruz. Ve sonrasında bu işlemi tamamlıyoruz. Ama özellikle geometrik toranslandırma altyapısına yine aşina olan bir kullanıcı için mutlaka ki bizlerin yardım alması önemli önemli olacaktır. Bu noktada Creo bize GD&T Advisor'ı Applications başlığı içerisinden sunuyor. Applications içerisinde bakın GD&T Advisor'a tıkladığınız andan itibaren burada size yeni bir pencere açılıyor olacaktır. Sigmatrix ile beraber çalışan bir altyapıya sahip ve bu şekilde biz Advisor Tree içerisindeki hataları görüntüleyebiliyoruz. Bakın buradaki uyarılar içerisinde the specified GCS yani geometric characteristic is not allowed diyor. Demek ki benim burada bir geometrik karakteristiğini değiştirmem gerekiyor. Pattern yapısı içerisinde sağ klik diyorum. Edit dediğim andan itibaren burada geometrik karakteristiğimi değiştiriyorum. Bakın burada position olarak burada belirteceğimi söylüyorum. Burada maksimum malzeme koşulunu da burada belirteceğim. ABC olarak da buradaki düzenlemi tekrardan konumlandıracağımı söylüyor. OK dediğim andan itibaren düzenlememi yapıyor. Ek olarak da Advisor Tree içerisinden de buradaki hatayı da ortadan kaldırmış oluyor. Sonrasında burada Datums başlığına da gideceğim. Datums başlığına gidelim. Datums başlığı içerisinde özellikle MVD ortamı içerisinde notlar ekleyebiliyoruz. Ve GD&T Advisor ile beraber de ihtiyacımız olan notlara da buraya karşılığında getirebiliyoruz. Bunu yapabilmek için de tabii ki bizlerin Edit Properties butonuna tıklaması gerekiyor. Edit Properties içerisinde Model Type'ı Other diyoruz ve burada Properties and Notes kısmında istersek burada özelleştirebilmemiz de mümkün olabiliyor. Ama ben burada hazır olan bir yapıyı buraya karşına getirerek burada ölçümü girerek burada Accept diyorum ve notum da oradan burada karşıma geliyor. MVD yapısı içerisinde, Model Based Definition altyapısı içerisinde notlarımı da bu şekilde kaydırılacağım. Şöyle hatta bunları ayrı ayrı buraya kaydıralım. Bakın notlarımı buraya kaydırdıktan sonrasında burada bir update işlemi gerçekleştiriyor oluyor. Update butonunu bastıktan sonrasında zaten burada artık güncelleme yapmış oluyor aslında. Burada ayrı bir başlığa daha geçiyorum. Ayrı bir başlık üzerinden bir ölçülendirmesini kontrol edeceğim. Burada mesela 4 adet olduğunu söylüyor. 4 adet yapıyım. Buradaki bilgisini kaldıracağım. Burada additional text'i burada kaldırıyorum. Kaldırdığım andan itibaren tekrardan burada bir update diyorum. Update dediğim andan itibaren bir güncelleme buraya geliyor olacak. Güncelleme geldiği andan itibaren gerekli uyarılarımı burada görmüş oluyorum. Ve ek olarak da Mesh Annotations kısmında burada örtüşmeyen yapılar var ise bunları seçerek tekrardan bir update diyorum. Update dediğimde bakın buradan doğrudan uyarılarımı buradan kaldırmış oldum. Şimdi burada bir adet daha sayfa içerisinden geçiş yapacağım. Buradaki hatalarımı aslında bir nevi düzenliyorum. Bakın buradaki ölçüm üzerinden bir çalışma yapacağım. Mesela buradaki ölçüyü burada doğrudan GD&T Advisor içerisinde GD&T Advisor içerisinde Tolerance Feature olarak ekleyeceğim. Burada yüzeylerimi seçiyorum bakın. Öpüşme yüzeylerimi burada getiriyorum. Bunları hızlı bir şekilde tanımlamalar gerçekleştirebiliyor olacağım. Şema içerisinde Size Dimension'ı seçiyorum. Size Dimension'ı seçtiğim andan itibaren Dimension'ında bulunan Automatch'i burada karşıma getiriyorum. Ki birebir burada ölçüyü düzgün getirsin. Aslında normal nominal ölçü üzerinden bir çalışma gerçekleştiriyorum ve buradaki hataları bakın bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi buradaki toleransı yapıyı
üzerinden bir kompozit composite frame oluşturabiliriz. Yani burada ikinci bir kontrol mekanizmamız varsa bunu ekleyebiliyoruz bakın. Burada da 0.1 çap içerisinde bir kontrol mekanizması daha ekleyeceğim buraya. Bakın ABC düzlemi doğrudan karşımıza geliyor ve sonrasında biz bu geometri için gerekli olan ölçülendirmeleri model üzerinde gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi bu NVIDIA'nın en güzel tarafı aslında step datasıyla beraber de taşınabiliyor bu bilgiler. Ve ek olarak da eğer tedarikçinizin mesela Creo lisansı yoksa ama ücretsiz bir uygulama üzerinde bu ölçüleri geometri üzerine görüntülemek istiyorsa mutlaka ki burada file save içerisinde save ve copy ile burada kayıt almanız gerekiyor. Burada PVZ olarak bunu kayıt alacağımı söylüyorum. Masa üstünde mesela ben burada kendime uygun bir ismini belirtiyorum. Demo şeklinde bir isim veriyorum. Bakın PVZ datasını kendi ayarlarımla beraber okey diyorum ve bunu burada kaydediyorum. Bütün bilgileri doğrudan PVZ içerisine kaydediyor. Bilgisini verdikten sonrasında burada CreoView Express uygulamasını açarak bu modeli PVZ olarak görüntüleyeceğim birazdan. Open içerisinden burada modelimi karşıma getiriyorum bakın. PVZ datası olarak buraya karşıma geliyor. Ben burada Viewables kısmı içerisinde her başlığa iki kere sol tıklayarak bakın her başlıkta bütün bilgileri doğrudan görebiliyorum. Bakın yaptığımız değişikliklerde doğrudan bu şekilde karşımıza gelmiş oluyor. Şimdi tabii ki CreoView Express'i burada kapatıyorum. Ama dediğim gibi CreoView Express'le beraber ücretsiz bir uygulama olduğu için bu tip dataları görüntüleyebilirsiniz. Tamamen görüntüleme amaçlı kullanılan bir yapı. Şimdi buradan sonrasında ikinci bir uygulamayı daha gerçekleştireceğiz beraber. Mutlaka yaptığınız işlemleri annotate başlığı içerisinde update yaptığınızdan emin olun. Bunu da söylemek isterim. Her yaptığınız güncelleme sonucunda update de burada kaydetmeniz gerekiyor. Şu an için tabii biz farklı bir örneğe geçeceğiz. Please not speak diyebiliriz. Şimdi ikinci bir örneğimiz üzerinden bir çalışma yapacağım. Burada montajımızın ismiyle klasörümüzün ismi birebir aynı olacak. Şurada açayım. Şimdi burada tekrardan böyle kısaca başlıkları şöyle gezmiş olalım. Başlıkları tekrardan böyle görelim. Her başlıkta bakın gerekli olan bütün bilgiler doğrudan karşımıza geliyor. Şimdi en son tabii ki Upper OpenX başlığına geldiğimiz andan itibaren burada bir çalışma gerçekleştireceğiz. Bunun için de tabii ki Annotate başlığına tekrardan gelelim. Annotate başlığında front'a geldikten sonrasında ben burada ilgili görüşüme geliyorum. Burada Dimension'ı seçtikten sonrasında sadece burada referans seçmemi istiyorum. Bakın yüzeyi seçtiğim andan itibaren bir sonraki referansıma geliyorum. Görünüşümü seçtiğim andan itibaren bakın burada ölçüm karşıma geliyor. Şimdi burada birazcık yukarı kaydırıyorum. Burada ölçü üzerinde biraz değişiklikler yapmam gerekecek. Tabii ki ölçüm üzerine tekrar tıkladıktan sonrasında bakın buradaki toleransımız basic bir tolerans olacak. Burada ek olarak da virgülden sonrasında sadece bir hane gelecek. Ve ek olarak da buradaki formatımızı da 40 olarak buraya getirmiş olacağız. Getirdiğimiz andan itibaren bu ölçüyü dediğimiz gibi sürüklüyoruz. Ve sonrasında bir kere update dediğimiz andan itibaren artık bu görünüşe bu ölçü yansımış oluyor. Hatta gelip mesela şöyle bir şey daha yapalım. Bir ufak düzenleme daha yapacağım. Ölçümü seçtikten sonrasında sağ tık yapıp bakın Move to Plane deyip şu yüzeye göre bunu hize almasını istiyorum. Bu da bir diğer yapacağım aktivite diyebiliriz. Şimdi bu şekilde bakın görünüşümü oluşturuyorum. Update diyorum. Son yayın halini bu şekilde getirmiş oluyorum. Sonrasında tabii ki Datums başlığına geçiyorum. Datums başlığına geldikten sonrasında Datums başlığı hemen sağımda yer alıyor. Burada bir geometrik toleranslandırma eklemesi yapacağım. Onun için de geometrik toleransı tıklıyorum. Burada yüzeyimi seçeceğim. Sonrasında buraya orta kırık yaptığım andan itibaren buradaki referansları da tabii ki mutlaka ki tanımlamam gerekiyor. Anlamlı referansları tanımlayabilmek adına. Şöyle modelimi tekrardan istediğim konuma getiriyorum.
Ve sonrasında mutlaka ki bunun oryantasyonu düzenlemem gerekiyor. Bunun için de tekrardan Sağlık Change Orientation'la beraber var olan bir yapıdan kontrolü sağlayabiliyorum. Bakın buradaki var olan yapıdan kontrolü sağlayabiliyorum. Ve sonrasında bunu tabii ki birazcık küçültmem gerekecek. Bunun için de formattan yararlanıyorum. 40 dediğim andan itibaren bu geometri burada artık bu ölçü yapısını buraya eklemiş oluyorum. Sonrasında burada geometrik tolerans üzerinde bir ufak bir değişiklik yapacağım. Geometrik tolerans üzerinde bir ufak değişiklik yapacağım. Bunun için de ölçümü buradaki geometrik toleransın içerisine geliyorum. Burada 0,5 olacağını söylüyorum ama buradaki maksimum malzeme şartını kaldırıyorum. ABC datumlarından yer alacağını söylüyorum ama buraya da ekstradan bir 2x adı altında bir buraya bir yeni bir şey gösteriyorum. 2x olarak belirttikten sonrasında burada eğer fazlan varsa bakın burada four places varmış mesela. Bunu da hemen şuradan kaldırıyorum. Mutlaka bunları yaptığıma dikkat etmem gerekiyor. Sonrasında tabii ki GDNT'ye tekrardan bir başvuruyorum bu noktada. Beni doğru yönlendirebilmesi adına. GDNT açıldığı andan itibaren ben burada gerekli yönlendirmelerimi yapacağım. Şimdi GDNT ekranımı açtı. Bakın burada General grubu karşıma getirdi. General grubu karşıma getirdiğim an itibaren hemen burada bir edit yapacağım. Bir ufak bir düzenleme yapacağım. Bakın burada doğrudan buradaki pozisyonu değiştireceğim. Burada Profile of a Surface deyip bunu OK diyerek buradaki hatayı burada kaldırmış olacağım. Şimdi buradaki işlemi tamamladıktan sonrasında bir farklı başlama geçiyorum. Burada kendim de yeni bir tolerans feature oluşturacağım. Bunun için tolerance feature'a geliyorum. Tolerance feature içerisinden referansını seçeceğim birazdan. Referansını seçtiğim andan itibaren tolerance oluşturmak için bakın bana imkan sağlayacak. Accept diyorum. Bakın burada karşılık bekliyor. Burada paralellik olacağını söylüyorum. Buradaki ölçü birimi 0,35'lik alanı kontrol edecek. Burada A düzlemi görevi oluşturacağım. Sonrasında artık işlemi burada tamamlamış olacağım. GDNT ile ilgili çalışmamı bu şekilde görmüş olacağım. Ama mutlaka ki bu tip geometrileri oryantasyonunu referans alabileceğiniz bir yapınız olsun. Mesela burada da gördüğünüz gibi. Sonrasında bakın şöyle ütelim. Hatta bunu da height'ını da aynı şekilde 40 yapalım. Bu şekilde düzenlemiş olduk. Demek ki bizim artık son nihai halini burada karşımıza getirmiş olduk. Şimdi son olarak da tabii kaynak modellemeleri içerisinde de bizler ölçü notları nasıl yönetilir? Bunlara da bakalım. Yani model tabanlı yönetimi kaynak modellemesi için de modellemesi için yapabiliyoruz. Son uygulamamızda doğrudan burada montajımı açıyorum. Burada mutlaka ki Annotate tabında eğer bu ölçü nereye gelecekse, nereye göre kullanılacaksa mutlaka ki bunu tanımlamanız gerekiyor. Back olarak bakın önden bir ettim. Applications başlığı içerisinden burada Welding adı altında bir modülümüz var. Welding adı altında belirttiğimiz modül özellikle Creo içerisinde belli bir firma standartınıza göre otomatize hale getirilmiş yapıları içeriyor. Yani aslında normal kaynak modellemesini kendi firma standartınıza göre hazır hale getirebiliyorsunuz. Bizim buradaki çalışmamız normal kaynak modellemesi üzerinden olacak. Şimdi buradan sonrasında bakın Fillet Weld'i seçiyorum. Yüzeylerini seçiyorum. Bir diğer yüzeylerini seçerek bakın aradaki kaynak miktarını burada belirtiyorum. 2,5 olarak tanımlıyorum. Ve burada solid olarak bunu tanımlamış oldum. Burada eğer yüzey finishini belirtmek istiyorsam ve kontrolü burada belirtmek istiyorsam buradan seçebilirim. Ve oluşturduğum notlar bakın da oradan karşıma geliyor. Aynı mantıkla bir diğer köşe kaynağına oluşturalım.
Fiyat verdi seçiyorum bakın. Üzerini seçtim. İkinci yüzeyini seçtim. Ölçüm burada girip hemen burada solid olarak bunu tanımlıyorum. Yine aynı prosesi burada da gerçekleştiriyorum şöyle. Seçtikten sonrasında OK diyorum. Bakın burada karşıma geliyor. Getirdim andan itibaren. Son kaynağımı da buraya ekleyeceğim. Burada da hemen tanımlamamı gerçekleştiriyorum. Bakın yüzeylerimi seçiyorum. 2,5 şeklinde belirtiyorum. Bunu sadece katı yapmam yeterli. OK dedim andan itibaren. Bu şekilde notumu oluşturmuş oluyorum. Bakın bu şekilde notum karşıma gelmiş oldu. Hem kaynak modellerimi yaptım hem de notlarımı karşıma getirmiş oldum. Model Based Definition uygulaması ve GDLT Advisor uygulamasını bu şekilde tamamlamış oldum.